nasıl davrandığını, nasıl aksiyonlardan geçtiğini öğrendik. Ve bizim aslında kullanıcı dediğimiz kişinin kim olduğunu şu anda kafamızda biraz belirliyor olmamız gerekiyor. Yani şu noktada şey demememiz lazım. Kullanıcı odur, kullanıcı budur. Hayır, kullanıcı kesinlikle insandır. Yani bunu kesinlikle unutmamamız gerekiyor. Çok böyle şey oldu hani başka bir şey demeyecek misiniz diye sorabilirsiniz bana ama en önemli şey zaten bu, bunu unutmamak. Çünkü bazı projelerde, bazı davranışlarda, yaklaşımlarda şey görürsünüz. Yani kullanıcılar var. Yani tam kullanıcılar var da onlar insan. Yani sen de insansın. Senin de kısıtların var. Senin de yapamayacakların var. Senin zaten subconscious anlarının neredeyse %50 olduğunun farkındasın. Artık biliyoruz. Böyle olunca kullanıcılar ve işte onlar user'lar ve işte onlar öyle yaparlar gibi davranmayıp onların insan olduğunu, onların da sizin kadar ön yargılarının olduğunu, davranışlarının olduğunu göz önünde bulundurmamız gerekiyor ve hani kullanıcı odaklı tasarımdan ziyade insan odaklı tasarımla bu kavramı böyle gözünüzün önünde tutmanız gerekiyor. Çünkü biz insana hizmet ediyoruz, insana tasarım yapıyoruz. Ve bunu yaparken de, bazı tool'lar kullanıyoruz. Yani tool'lar kullanıyoruz dediğim aslında araştırmalar yapıyoruz. İnsan ihtiyacını anlamak için, insanı anlayabilmek için, o süreci anlayabilmek için. Sonrasında da bunları finalize ettiğimiz, görsel olarak oluşturduğumuz bir tasarım tool'u var. Persona. Persona çok önemli ve nasıl hani burada biraz bugün hani proto persona yapacağız ama genellikle persona çalışmaları ilk önce ne olduğunu söyleyeyim. Persona bizim benzer davranış kalıpları sergileyen o mental modelleri düşünün. Sergileyen kullanıcıların bir kümesi. Davranışı, tutumu, motivasyonu benzerse bu kullanıcıların işte yaşı, cinsiyeti, eğitimini önem vermeden bu benzerliklerle bir grup oluşturuyoruz ve o grubu temsili bir hayali karakter oluşturuyoruz. Ayşe, Ahmet, neyse. Biz genellikle o yaş, cinsiyet, eğitim gibi demokratik özelliklere çok bakmıyoruz personada. Ya belki etkili olabilir davranışı, tutumu ama işte yaşa göre mesela persona oluşturmuyoruz veya eğitime göre persona oluşturmuyoruz. Personada odaklandığımız en önemli şey davranış, tutum, motivasyon ve benzer davranış patternları. Çünkü biz bu gruplamayı yapmazsak, bu hayali karakteri oluşturmazsak odaksız kalırız. Yani ürünümüz hangi kullanıcı tarafından kullanılacak ve hangi kullanıcının ihtiyaçlarına hizmet edecek, bu noktada kayıp yaşarız. Yani kayboluruz. Davranış genel işte hani nasıl söyleyeyim, bir probleme karşı yaptığı şeyler de olabilir ama genel hayatındaki davranışlar da olabilir. Mesela mobil kullanma oranı çok yüksek mesela, bu bir davranış olabilir. Ama tutumda biraz daha şey var, nasıl söyleyeyim işte aslında çok böyle keskin bir şey yok ama tutum daha çok edindiği, yani o şeye karşı edindiği edindiği davranış gibi. Yani bir problem var, problem karşısında nasıl tutum sergiliyor gibi. Yani mobil kullanım oranı mesela genel bir davranış, bir davranış olarak değerlendirebiliriz. Ama hata karşısındaki tutumu ne? Veya işte şu deneyim karşısındaki nasıl davranıyor? O davranışa tutum diyoruz daha çok. Çok güzel soru şey, çünkü bu çok önemli bir problem. Herkes personalarının olduğunu düşünüyor mesela bazı noktalarda veya bizim personamız var diyor. Ama genellikle dediğiniz gibi hani şey son durumu var. Marketing tarafıyla user persona, yani usability tarafındaki, kullanıcı araştırmaları tarafındaki persona birbirinden ayrılıyor. Burada gördüğünüz iki örnekte mesela işte İngilizce, Fransızca konuşması, spora veya wellness'a önem vermesi, female olması, yaş aralığı bir marketing personası olabilir. Marketing tarafında, pazarlama tarafında şu deniliyor olabilir. Biz 25-35 yaş arası insanlara hizmet veriyoruz. Şimdi bu kalıpta gördüğünüz şey zaten yaş ve işte veya beyaz yakalılar gibi kalıplarla segmentler oluşturuluyor. Ama personada gördüğünüz şey motivasyonunu, goal'unu ve pain'ini mesela acı çektiği noktaları biliyor olmamız gerekiyor. Neden? Biz aslında
yarattığımız ürünün nasıl kullanılabilir olduğuna dair bir çalışma yapıyoruz personalarda, kullanıcı personalarında. Market segmentinde ise daha çok işte kimlere ne kadar, ya orada da yine bir davranış şeyi hani göz ardı, o kadar göz ardı edilmiyor ama kimi ne kadar yakalayabiliriz, hangi reklamla, hangi görselle, şu anda işte durum ne, hangi görseli, hangi kelimeyle birlikte ben bu insanlara veririm ki daha fazla dönüşüm alırım cevabı. Ama kullanıcı personasında ben motivasyonu, goal'una, pain'ine göre bu gruplamaları yaptığım için ürün üzerinde ve sunduğu hizmet üzerinde daha fazla çalışma yapabilirim. Anlatabiliyor muyum? Marketing tarafında bu gruplamayı yapmak değerli. Çünkü ona göre gerçekten pazarlamayı şekillendiriyorsunuz. Persona tarafında şöyle bir şey var. Biz ilk önce persona için çok ciddi bir kullanıcı araştırması yapıyoruz. Bu araştırma nedir? Röportajlar genellikle oluyor. Belirli spesifik şeyleriniz var. Röportaj sorularınız var. Bu röportajlardan sonra çıkan şeylerle birlikte, bu yani analizlerle birlikte insanları belirli, dediğim gibi, daha önceden dediğim gibi ortak pattern gösteren insanları bir grup haline getiriyoruz. Yani bizim işte 25-35 yaş arası, marketingde 25-35 yaş arası insanları daha da spesifik hale getirip bir tasarım tool'u olarak yaratıyoruz personada. Ama başlangıç için, hani biz insana bir şey yapıyoruz demek için mesela marketing tarafıyla başlıyorlar insanlar genellikle bu algıya, ama biz işte acı noktalarını bilmeden bu insanların marketingde o acı noktalarını, o kadar şey değil, daha doğrusu onları nasıl çelebilecekleri noktalar daha çok odaklanılıyor. Ama yani UX tarafındaki personada biz acı noktalara, hedeflere, motivasyonlara odaklanıyoruz ki ürünümüzü daha kullanılabilir ve daha insan odaklı hale getirelim. Marketing daha genel ve hani onda yaş etkili, işte eğitim seviyesi etkili. Ama bizim personamız mesela öyle bir person olabilir ki genel davranışları, benzer davranışları sergileyen insan grubu var. Ama o insan grubunda beyaz yakalı olmayan insanlar da olabilir. Beyaz yakalı değil, başka işte işle ilgilenen insanlar da bir araya gelebilir. Farklı yaşlardaki insanlar. Yani yaşlılık yine hani teknoloji kullanımıyla alakalı biraz daha farklılıklar yaratabiliyor ama işte 25-35 yaş arası insanlar arasında yine düşündüğünüz zaman 24'ler bir gruba, 25'ler bir gruba demiyoruz. Bir ortak pattern, ortak davranış gösteren insanları bulup onda doktor da olabilir, işte manav da olabilir, başka şeyler de olabilir. Ürününüze göre de, ürününüzün amacına göre de biraz daha şekillenen bir şey, bir durum.